Saygıdeğer misafirler, öncelikle hepiniz bugün burada eğitim ve öğrenim anlamında bu salonu hınca hınç doldurduğunuz için ve müthiş performansınız için önce kendinizi alkışlayın, daha sonra kimi alkışlayacağımıza karar vereceğiz. Güzel. Gerçek şudur ki aslında yaşamımız boyunca bir takım kurumlardan belirli diplomaları aldık, cebimize koyduk ama yaşam serüveni asla ve asla ölene dek talebe olma gereksinimi dayattığı için ve bizler her zaman eğitime ve özellikle asıl amaç olan öğrenime önem vermemiz için bu yolculuğu yaşadığımız müddetçe gerçekleştiriyoruz. Ve ben de bu güzel topluluğa gelirken şöyle bir gerekçeyle geldim. Birçok konuşmacı var. Ama bugün burada aramızda olmayan, söyleyecek şeyleri de olan konuşmacılar da olabilir. Olabilir mi? İnanmıyor musunuz? Vay anasını ya. Bir dakika, bir yerde bir yanlış yaptım. Gerçekten öyle değil mi? Bu daha coşkulu oldu. Evet. Ve şimdi gerçek anlamda hani popüler kültürün zaman zaman ne kadar eğittiği ve öğrettiği tartışılır. Ama ilginçtir. Öğrenme katsayımız bazen duyarak, bazen görerek, bazen dinleyerek, belki bazen de dokunarak gerçekleşiyor. Ben biraz bunların dışındayım. Hep dinleyerek gelişti. Defalarca bununla ilgili tedavi oldum ama yapacak bir şey yok. Ve şimdi işte ve dahi hatta Türk sinemasının Çiçeği Burnu'nda yönetmeni, hem Mahsun hem Kırmızı Gül olabilen, bunu nasıl yapabilmekte ben bilememekteyim. Hanımefendi, tek başınıza gülerseniz yalnızlık duygusu içinize çöker. Birlikte güleceğimiz yerler, o altı çizilmiş olan yerler, hani tamam. Ve işte Mahsun Kırmızı Gül bizlerle. Ben şöyle bir şey demiyorum. Ben diyorum ki gerçek anlamda burada olmanın ve gelmenin gerekenin fevkalade yararını görüyorum. Şimdi buradan öğrenmemiz gereken, eğer reji bir altyazı geçecekse birlikte ne olduğunu anlayabileceğiz. Ama işte ve bu konuşmaya tanıklık eden bir kişi daha var. Şahane replikler ve müthiş bir adam. Reha Muhtar. Aslında böyle kalırım diye çok korkuyorum, çok da. Yani kalmak değil, irreversible dediğimiz geriye dönüşümü oldukça sakıncalı. Sevgili seyirciler, işte sevgili Mahsun Kırmızıgül ile birlikteyiz. Sevgili Mahsun! Bir şey yok, niye sinirleniyoruz? Tribüne niye oynuyoruz? Kumbarama kum doldu, atmaya kürek diyorsun. Böyle bir şey dedin mi? Soru çok ironik. Ben böyle bir şey demedim abi. Ben dedim ki yıkılmadım, ayaktayım, dertelme baş başayım. Zalimlere ve de şerefsizlere tik 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 tik. Çok eğitsel değil ama bilimsel olabilme durumunda son zamanlarda özellikle genel konjonktürü itibariyle tarihle hakikaten ilgilenmek zorunluluğumuz var. Ki hani tarihini bilmeyen yaşadığı coğrafyanın önemine de çok fazla söyleyecek söz bulamaz mantığından yola çıkılacak olursa, ben aslında tarihle ilgilenenlerle ilgileniyorum. İşte tarihin arka sayfaları, Murat Bardakçıoğlu ile birlikteyiz. Özel konuşacaksanız biz çıkalım, telefon çaldı. Şimdi 1935 yılında Mavera Yünnehir kenarlarında şimdi Hürrem o zaman 1937'de 28 yaşında. Şimdi aslında aynı anlıyoruz ne dediğini. Yani bir Hürrem konusu geçiyor ama anksiyetik bir durum var ya. Hani oradan bakarak. Şimdi bir seyircimiz arıyor, diyor ki Hürrem'le de konuşacak bir şey var mı? Sana ne kardeşim?
Yani bu resmen terörize edilmiş bir durumdur. 3-5 kişi stüdyoya gelip başarsa yani 4. Haçlı Seferi ilan edilebilir gibi bir mantık da algılayabiliriz. Ama hani bunu süsleyebilecek sağlığımız çok önemli ya. Neremize ne süreceğimiz, hangi ilaçtan ne damıtacağımız konusu gündeme geldiğinde Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'nun muhteşem mi muhteşem öğretileri var. İşte. Eğer dizi ağrıyan 4-5 kişiden 6 tanesi hatmi çiçeğinin 9'da bir 58'ini diz kapağına sürdüğünde abi ev bir arıtma tesisi gibi algılanıyor profesör doktordan. Kaçta kaçının 7'de 8'i öyle bir durum yok. Ve şimdi hayatım boyunca şansa inanmamama bir kişi için şans dileklerimi tuttum. Ona da çok fazla şans iletilmedi. Bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski tercümanı Samet'ti. Allah hiç kimseye Samet şanssızlığı vermesin. Ve işte Samet'in şansını etkileyen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım da burada. Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ben diyorum ki diyorum ki Ajax'a diyorum 8'e gelecek misin diyorum 8'e gelmeyeceğim 9'a geleceğim diyor. İşte bana yüzü bu da. Söyle Samet. İşte müthiş replik o. Söyle Samet. O diyalogda ben Samet'in ses tonunu bilmiyorum. Samet sadece beyin omurilik sıvısından kendi iletisiyle omurgalarını kullanarak hayata devam etti. Bu da yetmedi. Pekala. Ve işte şimdi son şampiyon teknik direktör Fatih Terim. Allah kerim. Bakacağız. Şimdi gerçekten hani eğitim diyeceksiniz, öğretim diyeceksiniz. Ondan sonra da insanları tribüne göndereceksiniz. Hani bazen insan diyor tribüne çıkarsın da gidiş dönüş müdür onu kimse bilemez. En güzeli, benim sevdiğim değerli bir arkadaşım var. Bu cezalı dönemde kendisini dinleyerek rehabilite oldum. O halde Orhan Gencebay. Bir eko alabilir miyim? Yalnız şöyle bir şey, bu yapacağım taklidi asla ve asla evinizde denemeyin. Hakikaten zor bir taklittir. Çünkü ben yıllarca Orhan abinin gerçekten böyle yaşayabildiğine tanıklık etmiş bir adamım. Ben 2 dakikalığına bile böyle yani kaburga ve safra kesesi hepsi birbirine girmekte. Daha sonra çözülebilmekteyim. İşte Orhan abi burada. Merhaba arkadaşlar. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Benim güzel bir şarkım vardır Hacı Arif Prekazi Bey'in. Şarkı ofansiftir. Arkadaşlar hazır mıyız? Siz görmüyorsunuz. Rejideki arkadaşların hepsi ayağa kalkmış, önünü ilikledi. Garip bir durum var. Abi perdeyi çekebilir miyiz? Ceryanda kalıyorum çünkü ben burada. Bir teselli ver, bir teselli ver. Rampa çıkacağız ya.
Yaratın mecnuna bir teselli ver, aramızda başka biri var ise tertemiz aşkımı. Niye gülüyorsunuz? Boşta bıraktım zaten. Tabii bunun otomatiği de var ama ben... Bana geri ver. Hem Şansal hem Toramanoğulları. Hani bizim için ikiller önemlidir. Yusuf ile Züleyha, Leyla ile Mecnun. Ama yeni ikili Şansal Büyükağa ile Erman Toroğlu. Buradalar. Evet sevgili seyirciler, değerli konuklar. Sevgili hocam, insanlar eğitim ve öğretim için toplanmışlar. Her yer dolu, ne diyeceksin? Sevgili Şansal... İnsanlar geliyor, koltuklara oturuyor. Sevgili hocam, hemen bir son dakika gereği Sayın Başbakanımıza bağlanacağız. Yalnız burada bir dipnot. Aslında Türkiye ile benim tanışmam hep siyasi platformdaki değerli büyüklerimizin taklitleriyle başlamıştır. Son 3-4 senedir ciddi bir baskı hissettim. Ve dediler ki, Sayın Başbakan'ın taklidini niçin yapmıyorsun? Zor, meşakkatli. 3 senemi aldı. 1. sene Recep Bey'i çalıştım. Zor. 2. sene Tayyip Bey'i çalıştım. 3. sene Erdoğan Bey'i çalıştım. Şimdi işte... Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan size hitaben konuşmasını gerçekleştiriyor. Değerli vatandaşlarım, İşte böylesine güzel bir günde sizlerle birlikte olmanın fevkalade keyfiyetini yaşıyoruz. One minute. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Aman yarabbi, bir dakika, iki dakika ara vereyim. İşte şunu söylemekte fayda var ki hiç kimse Tom Meister üzerinden siyaset yapmasın. Hani ben dedim ya, duyanlardan, kaydedenlerden, eğitimimi tamamlayanlardan yanayım. Ama hakikaten şunu söylemekte fayda var ki o kadar güzel, müthiş bir gençlik geliyor ki. Hani hiç böyle eskisi şöyleydi, yenisi böyleydi. Ve belki de 30 sene, 40 sene sonra bu devinim içerisinde bugünkü gençlik de yerini çok bambaşka bir kuşağa bırakacak. Ama hani hem yaşadığımız coğrafyada hem bulunduğumuz ülkede gerçekten eğitimin, algılamanın ve her şeyden önemlisi öğrenmek isteğimizin her zaman çok yukarıda olması gerekiyor. Ben bugün burada sizlerle birlikte olmaktan son derece kıvanç duydum. Hani biraz da bu süreç içerisinde yüzlerinizde bir iki tebessüm imzası attıysak ne mutlu. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum.
en güzel yarınların ve ölene dek eğitiminizin, öğrenmenizin, güdülerinizin sönmemesi dileğiyle. Allah'a ısmarladık.